Alış ve satış faturalarınızda dövizli bazı işlemler yapıyor olabilirsiniz. Yani Türk lirası haricinde Amerikan doları, İngiliz sterlini ya da euro gibi para birimlerinde kullanıyor olabilirsiniz. Bu tür para birimleriyle de yapacağınız alış ve satış işlemlerinde paraşüte eklemeniz mümkün. Alış ve satış faturaları yapısal olarak ortaklardır. Çünkü bir faturanın temeli aynıdır birisi alışlar hesabına, diğeri de satışlar hesabına eklenir. Bu yüzden satışlar hesabından bir fatura oluşturarak buradaki dövizli işlem detayını sizinle paylaşmak istiyorum. Dövizli işlemler yaparken fatura açıklaması, kategori gibi bölümleri doldurduktan sonra fatura tarihinin hemen altında bulunan fatura dövizi bölümünü mutlaka faturanızdaki para birimine göre değiştirmeniz gerekiyor. Standart olarak Türk Lirası değeriyle karşımıza gelir. Değiştir butonuna tıklayarak açılan döviz cinsil listesinden Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini olarak herhangi bir para birimini döviz cinsini seçebiliriz. Burada Euro cinsini seçtiğimde alt tarafta bir döviz kuru belirtiyor. Bu döviz kuru'nun ne kadar olacağını ayrıca burada da değiştirebilirim. Yani bu işlemin yapıldığı andaki döviz kurunu otomatik olarak Paraşüt uygulaması Merkez Bankası'ndan alıyor. Ancak tedarikçiniz veya müşterinizle yapmış olduğunuz işlemlerde kullanmış olduğunuz bir döviz kuru varsa o döviz kurunu da buraya ekleyebilirsiniz. Tamam butonuna tıklıyorum. Aşağı doğru ilerlediğimde dikkat ederseniz hizmet ve ürün satırında birim fiyat değeri euro şekline dönmüştü. Yine indirim bölümüne baktığım zaman da yine euro şeklinde artık para birimi tamamen değişmiş oluyor. Buna benzer bir yapıyı güncel işlemlerde görüntülemek istersek güncel durum sayfasını dönüş yapıyorum. Ve burada dikkat ederseniz aşağıda açık fatura toplamları bölümü altında ne kadarlık euro ve ne kadarlık tl ile ilgili işlem yapılmış burada görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca alış faturaları ile ilgili de diğer döviz cinslerini de burada görmemiz mümkün. Burada dikkat ederseniz sol tarafta TL ve Euro var. Bu satış faturalarında alış faturalarında da TL ve dolar var. Bu şekilde farklı para birimleriyle çalışmak gayet kolay. Dövizlerle çalışırken kullanabileceğiniz yardımcı bir yapıda kasa ve bankalar olabilir. Kasa ve bankalarda dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinize ait kasa ve banka hesapları da oluşturabilirsiniz.